Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu gece oynanacak olan NBA maç tahminleriyle karşınızdayız. 1 Mart 2023 tarihli NBA videosunda karşınızdayız. Ee, Şubat'ı bitirdik. Artık 1 Mart'a giriyoruz arkadaşlar. Ve Şubat'ta iyi bir ay geçirdik. Başarılı bir şekilde geçirdik, devam ettik. Ee, şimdi 1 Mart videosuyla NBA tahminleriyle karşınızdayız. Bu geceki maçlarda fazla maç var. Elimizden geldiği kadar 5 tane tahmin size hazırlamıştık. 5 tane tahminde bulunacağız. Her zaman yaptığımız gibi kuponda olarak vermeye çalışacağız. Tabii ki yardımcı olabilmek için. Dünkü videonun sonuçlarını dünkü videoyu izlerseniz bakarsınız. şimdi oraya girmeyeceğim fazla zaman kaybetmeyelim diye daha zor video yüklenmesin diye e, dünkü videonun sonuçlarını bakarsınız kazanın arkadaşlar tebrik ediyorum e, bu videoda da abone olmayanlar abone olsunlar beğenilerinizi bekliyoruz yüz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz e, Tabii ki bildirimlerinizi açmayı unutmayın e, o da önemli Çünkü ne zaman yüklenince videonun belli olmuyor bildirimlerini açıp oradan Takipte kalın ve iyi bir şekilde yararlanın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Atlanta Washington maçı ilk maçımız. Atlanta'da enteresan güçlü olaylar olmaya devam ediyor. Antrenör değişikliğine gittiler. Quinn Snyder geldi. Eski Utah antrenörü ve sanıyorum ki onun yönetiminde çok daha güçlü bir Atlanta göreceğiz. Zaten son dönemde bir çıkıştalar. Trey Young da son dönemde formda gözüküyor bir çıkışta olan Atlanta Washington karşısında oynayacak. Washington da Porzingis eksikliği devam ediyor. Orada Bradley Beal'in de inişli çıkışlı, Kuzma'nın da inişli çıkışlı performansları var. Tabii ki bir şekilde play'in yapmak için zorlayacaklardır. Ellerindeki imkanlara göre tabii ki en azından bir 10. sıraya gelmeye çalışacaklardır. Ama işleri zor. Bu maçta Atlanta daha önde takım olarak gözüküyor daha güçlü bir takım olarak gözüküyor. Yani e, guard kısmında Trey Young, Deante Murray, John Collins, Sadık Bey yeni gelen ve Clint Capella. Yani özellikle Sadık Bey'in gelişiyle beraber defansif, defansif anlamda eksiklikleri olan Atlanta biraz daha güçleşmiş oldu defansif anlamda ve iyi bir şekilde maçları kazanmaya başladı. Burada Atlanta kazanır diyorum 1.40 orandan Atlanta'nın galibiyetini alabilirsiniz. Trey Young 26 sayı üstünde atar ve Bradley Bill 24 sayı üstünde atar. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçımız Brooklyn Nets Milwaukee Bucks maçı. Bu maçta yani Santete Kumpo geri dönüyor gibi gözüküyor. Oynayacak gibi gözüküyor. Yani eksik olan artık takaslardan sonra yeni yeni takım oluşturmaya çalışan Brooklyn karşısında yani Santete Kumpo'nun dönüşüyle birlikte ve Tabii ki liderliği yakalamış bir Milwaukee lider kalmak isteyecektir ve bu maçı kazanacaktır. Sağlam olarak Milwaukee'nin galibiyetini alabilirsiniz. 1.35 orandan ne yapar ne eder zor kolay Milwaukee bu maçı kazanacaktır. Sağlam olarak alabilirsiniz. Brooklyn tarafından Michael Bridges 19 sayı üstünde atar ve Yanis Antetokounmpo 29 sayı üstünde atar Milwaukee tarafında. Özellikle yani Santet'e kumporun fazla sayıya atacağını bu maçta düşünüyorum. Liderliğini tekrardan gösterip MVP sıralamasındadır. Zaten MVP'yi bir şekilde kapmaya çalışabilir. Yine bir 29-30 sayı üstüne çıkmasını rahatlıkla bekliyorum. Geliyoruz 3. maça. 3. maçımız Oklahoma City Sacramento Kings maçı. Bu maç tam bir üst maçı arkadaşlar. İsteyen direkt bunu 232 üz barimi alıp iyi bir şekilde kullanabilir. Ama ben size taraf baksini önereceğim. Oklahoma artık kazanmak için oynamıyor. Hatta kaybetmek için oynuyor. Sacramento ise ilk 3'te ilk 4'te yerini korumak için kazanmak mecburiyetinde. Burada Sacramento Kings kazanır diyorum. 1.60 orandan Sacramento'nun galibiyetini alabilirsiniz. George Gidi 16 sayı üstünde atar. Ve Damantas Sabonis 19 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üst baremini kullanabilirsiniz. Oklahoma tarafında Julius Alexander oynamıyor. Sayı makinesi Julius Alexander oynamıyor. O yüzden burada isteyen yine üste gidebilir. Ama ben taraf baksini daha sağlam olarak görüyorum. Sacramento kazanır diyorum. Geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maçımız Dallas Mavericks. Indiana Pacers maçı. Bu maçta da tabii ki Kyrie Irving iyi bir şekilde oturduğunu gösteriyor. Dallas'a Donch yanında iyi bir Robin görevi yapmaya başladı. Tabii ki Doncic, Batman, o da bir Robin ve diğer oyuncuların destekleriyle beraber özellikle uzun seviyesinde olan Christian Wood etkili oynuyor. Uzunlar tarafında Dallas Indiana ile oynayacak. Indiana'da tabii ki takas dönemini iyi geçtiler. Buddy Hilt kaldı. Miles Turner'a yeni kontrat verildi. Ee, yeni bir yetenek Maturin ve Khalil Burton gibi oyuncular takımda kaldı ve geleceği sağlam olan bir Indiana görüyoruz. Bu yıl playoff yapmasalar bile, playin yapmasalar bile gelecek sezon çok daha iddialı olacaklardır. Ama Dallas'ta tabii ki ilk 6'da, ilk 5'te hatta ilk dörde çıkmak şansını arayacaktır ve isteyecektir. Bu maçı sağlam olarak Dallas kazanır diyorum. 1.25 orandan isteyen ufak tefek handikaplarla oran yükseltebilir. Ama sağlam olarak bu maçı Dallas kazanır Indiana karşısında diyorum. Kyrie Irving 24 sayı üstünde atar ve Miles Turner 17 sayı üstünde atar. Kyrie Irving özellikle sayı konusunda ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Yavaş yavaş onu daha fazla açacaktır, daha fazla gösterecektir ve Doncic'in elinden biraz yükü hafifletecektir. Miles Turner da yeni kontratı kaptıktan sonra hep fazla sayılar atıyor artık ortalamalarını yakın zamanda 20 ve üzeri sayıya çıkartacağını düşünüyorum. 17 sayı üstüne rahatlıkla atacaktır. Geliyoruz 5. ve son maçımıza. Los Angeles Clippers Minnesota Timberwolves maçı. Minnesota tarafında Carl Anthony Towns hala yok. Geri dönmüyor. Ama bu maçta Rudy Gobert geri dönecek oynayacak gibi gözüküyor. Minnesota'ya tabi Mike Conley'de eklemesi yapıldı tecrübeli bir guard getirildi. Sayıyla asistle destek veriyor. İyi bir şekilde oynuyor. Ama Minnesota Charlotte da yeniliyor. Herkese yenilebilen bir takım. Clippers ise çok güçlü. Em defansıyla en guard kısmında yap yapılan eklemelerle birlikte guard kısmında güçlendirmiş oldu. Tabii ki orada en önemli oyuncular kim olabilir? Son dönemde süper formda olan Kawhi Leonard ve Paul George ikilisi Oraya tabii ki bir Eric Gordon tecrübesi eklendi. Guard pozisyonunda iyi büyük yeteneklite olan bir Bonsi Hilland var. Yine guard pozisyonunda yedekten gelen yani etkili oynamaya devam edecekler. Mason Plumlee'yi de eklediler. Zubat'ın yanına center'a. O da tabii ki Zubat'ın yokluğunda ya da aralarda iyi ve etkili oynayacaktır center'da. Buradan da anlayabileceğimiz kadar bu maçta Los Angeles Clippers favori arkadaşlar. Los Angeles Clippers'ta zaten dediğim gibi bazı video, bazı videolarda size anlatmaya çalışıyorum. Gizli şampiyon adayı. Kimse onları hesaba pek koymuyor ama gizli şampiyonluk adaylarından biri Los Angeles Clippers arkadaşlar. 1.40 oranından bu maçı Minnesota karşısında kazanacaktır. isteyen Clippers'ın galibiyetini rahatlıkla kullanabilir. Paul George 22 sayı üstünde atar ve Anthony Edwards 28 sayı üstünde atar bu iki oyuncunun üz baremlerini rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi sağlam olarak Clippers bu maçı kazanacaktır. Ve ilk dörde doğru ilk üçe doğru yol almaya devam edecektir. Böyle yaptığımız 5 tane tahminden sonra öne çıkartacağımız bir üçlü olacak arkadaşlar. Bazen ikili veriyoruz bazen üçlü veriyoruz. Bu geceki videoda 1 Mart olarak üçlü vereceğiz daha iyi bir şekilde kazandırmayı deneyeceğiz. Atlanta Washington maçında dediğim gibi Quinn Snyder'in gelişiyle beraber Atlanta kazanır. 1.40 orandan Atlanta'ya güvenebilirsiniz. Sağlam olarak Atlanta'nın galibiyetini alabilirsiniz. Brooklyn Milwaukee maçında Milwaukee kazanır. Yani Santete Kumpo'nun diğer dönüşüyle beraber Drew Holiday ve Chris Middleton üçlüsü uzun zamandan beri beraber oynayacak yine gibi gözüküyor. 1.35 orandan Milwaukee kazanacak ve liderliği bırakmayacaktır. Ve Dallas Indiana maçı Dallas Mavericks, Doncic, Kyrie Irving ikilisi Indiana'nın genç yeteneklerini ezip geçecektir. Ve bu maçı kazanacaktır. Sağlam olarak 1.25 oran. Yani bu 3 maçı kombin ettiğinizde yine 2.20-2.30 gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Ve yine paranızı ikiye katlama şansı bulursunuz. Oyuncu üz baremlerindeki de üçlümüz ise şöyle olacak. Trey Young 26 sayı üstünde atar. Son dönemde formda olan Trey Young yine 30 sayı civarlarına çıkacaktır. Yanis Antetekumpo 29 sayı üstünde atar. Onun da 30 ve üzerine çıkmasını bekliyorum bu maçta. 29 üz alabilirsiniz. Ve Kyrie Irving. Kyrie Irving Robinliğini göstermek için bu maçta da kendini kanıtlayacaktır ve 24 sayı üstünde atacaktır. Onun da üst baremini kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu üçlüyü kullanırsanız 5 gibi güzel oranda kazanma şansı elde edersiniz. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Trey Young 26 sayı üstünde atar. Yanis Antetekumpo 29 sayı üstünde atar. Ve Kyrie Irving 24 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar isteyen diğer oyuncu yüz baremlerinde kullanabilir. Tabii ki son karar her zaman sizindir. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Artık bir videoda 100 beğenin üzerine çıkalım arkadaşlar. Sorularınız varsa, yorumlarınız varsa yorum kısmında bekliyoruz. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar diliyorum. Umarım Mart'a iyi bir giriş yaparız. Kazanarak bağışlarız. Fulle başlarız. Ve size seri olarak kazandırmaya devam ederiz. Bu şanslar. Hoşçakalın.